Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Değerli gönüldaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz 27 Mayıs 1980 Türk siyasi tarihine kara leke gibi düşen, yolsuzlukla mücadele eden, gümrüklerde yolsuzluğu, talan rüşveti kaldıran, yaptığı icraatlarla dostu düşmanın gözünde dürüst, çalışkan ve başarılı bir bakan olarak geçen rahmetli başbuğumuzun yakın arkadaşı ve milletvekili olmamasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı tarafından, Genel İdare Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bakan olarak görevlendirilen rahmetli Gün Sazak'ı rahmet, minnet ve şükranla alıyoruz. Ve vefatının 40. yılında 27 Mayıs gününü Ülkücü Şehitler Günü olarak anmamıza vesile kılan ve bunu ilan eden başta Genel Başkanımız Sayın Bilge Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey ve tüm yönetim kurulu, icra kurulunu teşekkür ediyor ve bu vesileyle de ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyoruz değerli kardeşlerim. Bu vesileyle bu 27 Mayıs Şehitler Günü'yle önemine binaen de bu şehitliği ve dava şehitlerimizi şöyle konu alan teşkilatlarda program yapmasak dahi evlerde yalnız kaldığımızda bu konuları da paylaşmayı, böyle fikir alışverişinde bulunmayı böyle adet haline getirdik. Sürçülisan etmişsek affola, birileri rahatsız edici bir pozisyon olmuşsa hakkınızı helal edin. İnşallah biz layık, söylediklerimize layık olmaya, ecdadımızın yolundan gitmeye kendimizi şiar edinip kendimizi bu noktada yetiştirmiş oluruz ve öğrendiklerimizle, duyduklarımızla da amel etmiş oluruz inşallah. Rabbim söylediklerimizden faydalanmayı, nefsimizle önce faydalanmayı, sonra siz değerli gönüldaşlarımın da faydalanmasını nasip eylesin inşallah. Şehitlerle ilgili Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Bakara suresinde ne diyor? Estağfurullah. Ve la tegulü limen yuktelü fî sebilillâhi emmet bel ehyâü velâkin lâ teşhurun. Yani ne diyor? Allah katında onlar onlara ölü demeyin, onlar diridirler. Siz o, farkında değilsiniz diyor Cenab-ı Hak. Ve Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde ne diyor? Allah nezdinde iki damla, iki şehit damla ve iki ayak izi çok sevimli bir şeydir buyuruyor. Nedir bunlar? Allah'tan korkarak akıtılan gözyaşı, yani gözyaşının damlası ve Allah yolunda dökülen kan damlası ve birisi de Allah için Allah yolunda yürüyen ayağın izi, birisi de Allah'ın farzlarını birini yerine getirmek için yürüyen ayak izi. Yani bunlar çok Allah katında sevimli şeylermiş değerli kardeşlerim. O yüzden şehidi bir kere biz neler olduğunu, şehitliğin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şehit, Allah yolunda canını feda eden Müslüman, hak için hayatını feda eden mümin, Allah rızasına eren ve rızası uğrunda ölen, hatta elbisesi çıkarılmadan toprağa verilen, yani yıkanılmadan gömülen gerçek dirilerdir. Çünkü Cenab-ı Hak
ayet-i kerimelerine buyuruyor. Onlar Allah yoldurmuşlardır ve ölü değillerdir. Onlara ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz iyice anlayamazsınız buyururken Cenab-ı Hak bunu belirttiği için o yüzden şehitler diridirler ve o diri oldukları için de yıkanmazlar. Ölünün cesedi niçin yıkanır? Temizlenmek için yıkanır. Onlar tertemiz Allah'ın huzuruna alkanlarıyla giderler değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Ama şehitler dünyaya tekrar yeni dönüp şehit olmayı arzu ederler. Ve yine Peygamberimiz diyor ki cennette öbür alemde şehitler de aramda şöyle iki parmak arası kadar mesafedeyiz, birbirimize yakınız diye buyurmuştur Cenab-ı Peygamberimiz. O yüzden değerli kardeşlerim, şehitliğin mertebesini bilen, anlayan yegane milletlerden birisi Türk milletidir ve o yüzden şehit kanıyla yoğrulan bir ülke vatan olur, kutsal olur ve uğrunda ölecek bir memleket olur. Ve şehit kanıyla da yoğrulan bir dava, kutlu bir dava olur, kutsal bir dava olur. O yüzden ve uğrunda ölmeye değer bir konuma gelir. O yüzden ülkücü hareket şehitleriyle genç yaşta şehadete eren gençlerle kutsallığını bu uğrunda akılan kanla genç yaşlarda kurşuna dizilen ülkücü şehitleriyle davanın kutsallığı ortaya çıkmış olur değerli kardeşlerim. Yine Peygamberimiz insanların en hayırlısı benim zamanımda bana inanan kimselerdir buyurmuştur. Bu hitaba mazhar olan sahabelerin kimliklerinin şereflerine erişmese bile şehit, Kur'an ve hadiste pek müjdelerine ayrılan sahabelerin amellerini neredeyse gölgede bırakacak derecede ve seviyede olan mesela Çanakkale şehitlerinin destanlaşan tarihte abideleşen, gözlerde devleşen mertebeleri insanları hak eşiğine ulaştıran mertebelerin son basamağıdır. Mehmet Akif o yüzden ne diyor? Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o ruku olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Milletimiz gazilik ve şehitlik mürtebesine o kadar aşina, o kadar meftundur ki onlarsız bir milleti, o milletin hayatını, o milletin tarihini, bu milletin toprağını, bu milletin bayrağını düşünmek kabil bile değildir değerli kardeşlerim. O yüzden Mehmet Akif bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bakınız toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır derken bunu ne güzel dile getirmiştir. Ve Anadolu'da değerli kardeşlerim şöyle bir bakalım. Harplerde dünyalık adını her şeyini kaybeden bir ananın, bakınız, kaybettiklerini tekrar kazandıran bir ananın, dört kıtada at oynatan, nal çakırdatan, kısak kişneten bahadırları doğuran bir ananın, dünyayı bir padişaha az, bir padişaha çok, İki padişaha az gören, hükümdarlara meme veren bir ananın, Anadolu'ya ismini takan milyonlarca anadan bir ananın, evinde pamuk el, cephede demir el olan binlerce bir ananın, vatanı kan korur, mürekkep yüceltir, kan şehidin muallim, mürekkep de muallimindir ifadesiyle kanı ve mürekkebin tüccarlığından başka bir ticaret bilmeyen ananın, hasretiyle yanıp yakıldığımız, aradığımız, muhtaç olduğumuz, yokluğunu hissettiğimiz bir ananın harbe giderken biricik oğluna söylediği şu sözler ne kadar muhteşem değil mi değerli kardeşlerim? Hüseyin'im, aslan oğlum, dayın Şıpka'da, baban Demeke'de, ağaların işte 8 ay evvel Çanakkale'de şehit düştüler. Bak sen son yongamsın. Minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, südüm sana haram olsun, öl de köye dönme. Yolun Şıpka'ya uğrarsa dayının, Demeke'ye de
Geçer ise babanın ruhuna Fatiha okumayı unutma. Hadi oğul, hadi Allah yolun açık olsun diyerek bir ninni söyleyerek hadi yavrum ben seni bugünler için doğurdum. Hamurunu yiğitlikle yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı ana ırzı bilerek yad ayağı bastırmaz. Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım, şu yaralı bağrıma karataşlar çalayım. Hadi oğlum git ya gazi ol ya şehit diyerek çocuğunu, evladını cepheye gönderen bir ana. Başka bir ana ise şehit bir kocasının, kocanın karısı olmanın vakarıyla dini ve milli misyonu kucaklaştırırcasına hatta ayakta kalma pahasına dünyanın yükünü sırtlanırcasına yetimin beşiğini sallarken, bebeğin beşiğini sallarken ninni yerine daima kaim elediği şu mırıldayışı estetik bakımdan da öyle muhteşem, ne muhteşem ya Rabbi. Süt emen yavrusunun büyümesini düşerken sabır taşını çatlayacak bir sabırla, istikbala bu ne anlamlı bakış ya Rab. Kocasını şehit, kendisini dul, bebesini yetim, imanını hapis minaresini sessiz bırakanlara bu ne hesap sormayı murat ediş, bu ne hesap sormayı bekleyiş ya Rabbi. Ne diyor orada ninnisinde anne? Uyu yavrum, uyanacak günler var. Yarınları gözetleyen dünler var. Baban şehit, izlerinde ünler var. O izlerde sen de dolaş ninni. 3 gününü tezce ulaş ninni. Uyu yavrum, yine şimşekler çakıyor. Şehit baban gelmiş bize bakıyor. Yarasından kızıl kanlar akıyor. O yarayı ben bağlayayım ninni, sen ağlama ben ağlayayım ninni. Uyu yavrum, tepesinde hac yatan camiler var. Bu mu seni ağlatan, dayanamaz çiğnenmeye bu vatan. Camilere götürür hilal ninni, hem öcünü hem vatanını kurtar ninni. Savaşlarda Mehmetçiğin Allah Allah nidasıyla ölümü vuslat gibi gösteren kara sevdasında buram buram kokladığı cennet rahikasında hep şehitlik arzusu vardır. Değerli kardeşlerim, yine bizlere şakayı ciddiye tercih eden bizlere, kadir ve kıymetini bile takdirden aciz olduğumuz bizlere, dünyaya, eşyaya, hadiselere hakim olmamız için odak noktası, maddi ve manevi alanda terakkimiz için sıçrama ve hareket mekanı, hükümranlığımız için de kontrol ve manevra kulesi mesabesinde, makamında bulunan ve her geçen gün siyasi, iktisadi, askeri, stratejik hüviyeti artan bir vatan bırakan gazi ve şehit ecdadımıza minnet borçlu olduğumuzu ve bu borcu onlara layık nesillere yetişecek ancak belki ödeyebileceğimiz, idrak ettiğimiz ve idrakine müdrik olmamız zaruretini izanımıza ve irfanımıza havale ederken değerli kardeşlerim, neslimize bu ruhu vermek isterken şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla alıyoruz. Ya şairin dediği gibi, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber diyoruz. Değerli kardeşlerim, yine şöyle ülkücü şehitlerimizin de, çünkü davada vatan için şehitlerden bahsederken bu kutsal davada Türk İslam sevdasını olan ülküdaşlarımızın da bu vesileyle bu ülkücü şehitler yönünde rahmet anıyoruz. Ülkücü şehitlerimiz Türk İslam ülküsünün irfanıyla bakmışlardır. Onlar istikbalimizin muhafızlarıdır. Bu ülke mukaddes bir amaç uğruna candan vazgeçmek fedakarlığın en büyüğüdür. Bu ülkede, bu ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü ve bekası için bir amaç uğruna, mukaddes bir amaç uğruna candan vazgeçmek bu fedakarlığın en büyüğüdür. Şehitlerimizin al bayrağın dalgalanması için kara toprağa sarılan onur nişanlarımız olmuştur bu dava şehitlerimiz. Genç yaşta kendilerini kurşunlara siper etmişlerdir. Her şehit varoluşumuzun güvencesi, milli haklarımızın hem gücü hem güvencesi olmuştur. Bizler
bastığımız yerleri şairin dediği gibi toprak deyip geçmiyoruz ülkücüler olarak. Bu vatanı vermemek konusunda azimli ve kararlıyız. Şehadeti göze almış bir insanı, şehadeti göze almış bir milleti yenecek, teslim alabilecek, boyun eğdirebilecek beşeri bir kuvvetin olmadığı her zaman görülmüştür ve olmayacaktır değerli kardeşlerim. Şehadet ruhu asildir, muazzezdir, muktedirdir. Ülkücü hareketin de davası hakkın, hakikatin, Allah'ın davasıdır. Ülkücü olarak biliyoruz ki şehitler Allah'ın misafirleridir. Dünya durdukça şehitlerimizi anacağız. Onlara layık olmakla kalmayacağız. Biz onlara layık olmakla kalmayacağız. Her gün her birini saygıyla, şükranla yad edeceğiz. Ve kutlu davamızın hamuruna leke düşürmeyeceğiz. Türkiye yaşayacaktır. Türk milleti ebediyete kadar var olacaktır. Varlığını muhafaza edecektir. Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız ve bunun mücadelesini vereceğiz değerli kardeşlerim. O yüzden bizler ülkücü şehitlerimize, ülküdaşlarımıza layık olma noktasında çabalar harcamak ve bu noktada ahde vefayı göstermek durumundayız. Yani Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm diyen her gence ülkücü şehitlerimizin şehadetlerini, ne uğruna şehit olduklarını düşünün. Peygamberimizle mücadele ederken ilk İslam'ın yayıldığı dönemlerde sahabelerin yaş ortalamaları 15 veyahut da 10 yaşla 30 yaş arası. Ve şimdi biz 10 yaşta 30 yaş arasına cahil diyoruz. Toplumda yer vermiyoruz. Bunların zamanı var daha diyoruz. Çok sık üzerine düşerek söylüyorum değerli kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, değerli dava arkadaşlarım, mülküdaşlarım, yöneticilerim, gelin. Bu yaş ortalaması olan gönüldaşlarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza şehitlik mertebesini güzel anlatalım. Gaziliği güzel anlatalım. Vatan sevgisini güzel anlatalım. Tarihini, ecdadını ve verdiği mücadeleyi çok iyi anlatalım. Kuru kuruya bir cihangirlik mücadelesi verilmediğini ve mücadelenin tarih boyunca ilahi kelimatullah, Allah'ın kelamını yayma, Allah'ın nizamını dünyaya yerleştirme mücadelesi olduğunu gençlerimize çok iyi anlatıp ve onu biz kendimiz yaşayarak gösterelim. Yani söylediğimizle dilimizle kalbimiz, beynimiz ortak hareket ederek bir davaya vücudumuzu teslim ettiğimizi, benliğimizi teslim ettiğimizi gençlerimize gösterelim. Ve hep beraber gencimizle, ihtiyarımızla, büyüğümüzle Türk toplumuna, Türk devletine, tüm insanlığa hizmet noktasında bu bedeni, bu vücudu yönlendirelim. Değerli kardeşlerim. O yüzden ben tekrar söylüyorum. 27 Mayıs'ı Ülkücü Şehitler Günü belirleyerek Haymana'da şehit düşen 5000 küsur ülkücüdaşımızın isimleriyle orada abideleştiren genel başkanımızdan Allah razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin ve başımızdan eksik etmesin. Bu davanın sahipsiz olmadığını, bayrağın, emanetinin sağlam ellerde olduğunu, emin ellerde olduğunu, idrakini, aklı selim sahibi olan Türk ve Türkiye sevdalılarına, ülkü ve Turan sevdalılarına, ilahi kelimetullah yolunun mücadelesi veren Türk İslam sevdalılarına açık açık göstermiş ve bunu da bir lider, bir önder olarak bize sunmuştur değerli kardeşlerim.
Bunun tartışmasına asla girilmemeli ve o tartışmaya da asla izin verilmemelidir. Bu vesileyle değerli kardeşlerim, sözlerime son verirken şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Rahmetli Yunus Akın şehadetinin 40. yılında bu mukaddes davaya hizmet eden ve öbür aleme göç eden bütün ülküdaşlarıma hayatlarının baharında kara toprağa hatıralarını ise yani hayatlarının baharında kara toprağa vücutlarını hayatlarının baharında ise bizlere hatıralarını bırakan, gönüllerimize bırakan yüce şehitlerimizi, ülkü şehitlerimizi hasretle, minnetle anıyoruz. Ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad, mekanı cennet olsun. Buradan son olarak yani kelimeleri telaffuz etmekte böyle bir edebiyatçı, bir seminerci gibi düzmekte de zorlanıyorum. Belki hakkınızı helal edin. O yüzden belki tam anlaşma olmayabilir. Rahmetli cennet mekan Seyit Ahmet Arvasi'nin Günsez Akın katilleriyle ilgili direkt birilerini işaret ederek mavi gömlekli şeytan diye hitap ederek mavi gömlekli şeytan diye hitap ederek biz başbuğun emrine uyarak en yakınımızı kaybetmemize rağmen, şehit vermemize rağmen rahmetli başbuğun o cenazede en yakın arkadaşını kaybetmesine rağmen Türk milliyetçilerine itidalı akıllı hareket etmeyi ve tahriklere kapılmayı o cenazede telkin etmiş ve orada Seyyid Ahmet Arvasi hoca diyor ki orada o mavi gömlekli şeytan sizi Allah'a havale ediyoruz ve sizi bir milletin vicdanına havale ediyoruz. Bir gün siz yok olmaya mahkumsunuz. Unutulacaksınız. Ama bu kutsal dava ilelebet yaşayacak. Bu kutsal dava asla yere düşmeyecektir diyor. Şimdi birilerine sormak lazım. Rahmetli başbuğun en yakın arkadaşı şehit olurken ülkücülere sokağa dökmeyip orada o itidal söylemesi, itidal davranmaya söylemesiyle bugün ülkücüler efendim durduruluyor, köreltiliyor, sokağa şey yapılmıyor, işte birileri bundan fırsat veriyor diyerek genel başkanı efendim ülkücüleri sokaktan alıkoymakla koyduğuyla ilgili eleştirenlere, ülkücüleri efendim davasından pasifize ettiğini söyleyenlere el vicdan, el insaf, bunu rahmetli Seyyid Ahmet Arvasi'nin o günkü o söylediği sözü dikkatle okumalarını, başbuğun o sözünü dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. Ve bu sözümü bitirirken bir şey daha söyleyeceğim. Ve hakkınızı helal edin uzatmadan, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü dün şöyle sosyal medyada TRT Avaz diye bir programda ki hoca efendi konuşuyor. Ben bu noktaya girmem. Yıllardır biz şunu söyledik. Bunu şiar edindim. Şahsen kendim de şiar edindim. Niye? Ülkücüyü öyle görürüm. Çünkü Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde bir kötülük, bir fitne efendim zuhur ettiğinde onu elinizle defedin. Elinizle defedemiyorsanız dilinizle defedin. Dilinizle defedemiyorsanız kalbinizle buğz edin ki bu imanın en zayıf noktasıdır. Sakın ha dördüncü olmayın. Şimdi değerli kardeşlerim, bu hadise öyle bir sulandırıldı ki TRT Avaz diye bir kanalda Hoca Efendi çıkıyor.
Bakınız. Belki birilerine hoş gelebilir, birilerine doğru gelebilir ama burada insanın mücadele azmini yapmaya, mücadele edenlere de mesaj vererek sanki bu işi kimsenin yapmaması gerektiğini söyleme mesajı veriliyor. Beni rahatsız eden bu. Hoca efendilerin birileri belki buradan kızabilir. Ama biz oradaki hitabı kime olduğunu, bu hadis-i şerifteki hitabın kime olduğunu basirette, akıl-ı selim sahibi olarak düşünüp Müslüman ne demek istediğini anlayabilmeli. Orada diyor ki hoca, eliyle defeden kolluk kuvvetleridir, diliyle defeden alimlerdir, buğz eden insanlardır. Yani imanın en zayıf noktası toplummuş. Yani siz haksızlık karşısında susun, kaba kuvvet varsa susun, saldırı varsa susun, bunu kolluk kuvvetleri yapıyor. Bugüne kadar bunlara kim karşı çıktı? Ülkücü hareket karşı çıktı. Çünkü bu hadisi şerife birincisinde en değerlisine sahip olacak bir toplum olduğu için. O yüzden değerli kardeşlerim, Allah milletin kafasını karıştıran alim kılıklı din tüccarlarının da fırsat vermesin. Hakiki İslam'ı, İslam'ı hakkıyla anlatan, Allah'ın emrini hakkıyla bize yöneten hocalarımızdan da, hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Çünkü ülkücü hareket öyle bir hareket ki İslam'ı özünde yaşayan asla birilerinin hoca kisvesiyle, şeyh kisvesiyle milletine, toplumuna karşı düşmanlık yaptıranların hiçbirisinin ne olursa olsun evliyalığını da hocalığını da kabul etmeyip ama Allah diyen herkese saygı duyan bir hareketiz. Kimse bu toplumun imanını ölçemez. Kimse bu toplumun kafasını karıştıramaz. Buna asla izin verilmeyecektir. Ve belki bu son sözlerim birileri tarafından kabul da görmeyebilir ama ülkücüler neye sahip olduklarını çok iyi biliyorlar. Ülkücüler neye müdahale ve ne zaman müdahale etmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ve kimin emrinde, neyin emrinde olduğunu çok iyi biliyorlar. Ocaklarına, teşkilatlarına ne kadar sadık olunması gerektiğini de çok iyi biliyorlar. Ayağa kalktığımızda bir dünyaya baş kaldırabileceğimizi de herkes çok iyi biliyor. O yüzden değerli kardeşlerim, Rabbim bizi birbirimize sevdirsin, birbirimize kenetlesin ve zinde olarak fikirlerimizle bu davayı neslimize iyi anlatmayı, gençliğimize iyi anlatmayı, toplumun önüne iyi bir önder olarak çıkmayı nasip eylesin. Şehitlerimize layık eylesin. Bu vesileyle Rabbim kendine layıkıyla kul, Habibine layıkıyla ümmet, ecdadımıza ve şehitlerimize layıkıyla evlat ve dava arkadaşı olmayı nasip eylesin. Gününüz hayır, haneniz şen, ocağınız bereketli olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.